Rahmet ayından, bolluk ayından, bereket ayından, rahmet ayından, paylaşma ayından herkese hayırlı akşamlar. Ülkede Ramazan'da bugün Arnavutköy'deyiz. Çok değerli belediye başkanı Sayın Ahmet Haşim Baltacı ile birlikteyiz. Arnavutköy Belediyesi'nin sosyal yardımlaşma marketinin içerisindeyiz. Ve hem ülkede Ramazan'ı, Arnavutköy'de Ramazan'ı ve Ramazan nasıl yaşanacak onunla ilgili söyleşimizin startını veriyoruz. Öncelikle hayırlı Ramazanlar başkanım. Teşekkür ediyorum. Hayırlı Ramazanlar hem size hem sizin aracılığınızla. İzleyenlere hayırlı Ramazanlar diliyorum. Sayın Başkanım, geçtiğimiz sene yine burada startını vermiştik. İnşallah bu Covid hastalığından hem ülkemiz hem dünya kurtulur demiştik. Ancak mücadele devam ediyor. Bir yıl geçti ve şiddetlenerek de devam ediyor. Önce buradan başlayalım. Arnavutköy'de Covid'le mücadelede neler yaptık? Ramazan'da da neler yapacağız? Tabii biz de aynı dilekleri diliyoruz. Allah bir an önce bu sıkıntıdan kurtulmayı nasip etsin. İlçe genelinde ciddi bir mücadelemiz var. Sadece biz değil tabii ki sağlık kuruluşlarımız başta olmak üzere diğer kamu kurum ve kuruluşlarla birlikte ortaklaşa yaptığımız önemli bir mücadele var. Bu mücadelenin bir parçası da bugün içerisinde bulunduğumuz tabii ki işin destekleme, sosyal destek boyutu. Bunun yanında öncesinde isterseniz yaptığımız sağlığa yönelik çalışmalardan kısaca bahsedeyim. İlçe genelinde birçok kurumun salgın hastalıkla ilgili mücadelesine her yönüyle lojistik destek sağlamak gibi önemli bir görev ifa ettik. Tabii bu kontrol hizmetleri vesaire bunların dışarısında bu söylediklerim. Filyasyon ekiplerinin çok rahat hizmet edebilmesi adına her türlü araç gereç desteği her zaman kurumlarımızın taleplerini yerine getirmek cihetiyle önemli bir hizmet olarak belediyemiz tarafından yerine getiriliyor. Tabii bizim işin en fazla vatandaş boyutuyla bu süreçten etkilenen vatandaşlarımız boyutuyla önemli sorumluluklarımız var. Bu süreçte ciddi bir gıda desteği, sıcak yemek desteği, nakit yardım desteği gibi önemli sosyal yardımları hayata geçirdik. Bu sene geçen yıldan yaklaşık iki katı fazla bir planlamamız var. İnşallah böyle bir çalışma içerisindeyiz. Umarım vatandaşlarımızın biraz daha yaşamlarını kolaylaştırmaya katkı olur. Daha az bu sürecin olumsuzluklarını hissetmelerine sebep olur diye umut ediyoruz. İsteyen vatandaşlarımız anlaşmalı marka marketlere giderek alışveriş yapabiliyorlar. Evet. Daha sonrasında evlere düşkün insanlarımıza keşke ilerleyen yıllarda hiç olmasa bu hizmeti götürüyorsunuz, sıcak yemek hizmeti. Yine bu bulunduğumuz alanda verilen çeklerle alışverişlerini yapabiliyorlar. Burası malum bizim sosyal marketimiz, sosyal yardım marketimiz. Vatandaşlarımızın burada vermiş olduğumuz kartlar vasıtasıyla ki şu an elimde olan Asyam kartımız vasıtasıyla her ay aslında düzenli olarak alışveriş yapmalarını sağlıyoruz. Ama Ramazan'a özel bu sayıyı artırıyoruz. Yani dönemsel olarak da baktığımızda bu yıl buradan Ramazan ayı boyunca 5000 vatandaşımız, ailemiz daha doğrusu 250 lira üzerinden alışveriş yapacaklar. Bu geçmiş yıllarda daha azdı. Tabii biz bunu günün şartlarına göre güncelledik. Ama esas buraya gelme ihtiyacı hissetmemeleri için vatandaşlarımızın pandemi ve Ramazan'ı da gerekçe tutarak biz şu an muhtelif marketlerle anlaşması olan bir şirketten, yani bu kart dağıtan bilirsiniz yemek ve gıda maddesi alışverişini mümkün kılan bir şirketten hizmet aldık. 10 bin vatandaşımıza inşallah bu Ramazan boyunca yine 250 lira üzerinden o anlaşmalı Arnavutköy muhtelif yerlerinde bulunan anlaşmalı marketlerden gidip rahatlıkla alışverişlerini yapabilecekler. Bir diğer alan tabii bizim geleneksel olarak koli yardımlarımız var. Bu koli yardımlarımız bu yıl inşallah yine 10 bin koli olarak hayata geçmiş olacak. Ayrıca tabii bu iftariyelik ikramlarımız oluyor. Gidip gelen, duraklarda bekleyen veya hastane önlerinde bekleyen bir şekilde dışarıda olan vatandaşlarımıza
Bu seneki desteğimiz 35 bin paket olarak tasarladık ki bu geçen sene 12 bindi. Çünkü daha fazla vakit erken olduğu için geçmiş yıllara nazaran dışarıda hareketliliğin fazla olacağını düşünüyoruz. Ayrıca nakit yardımlarımız var. Geçmiş dönemde 1000 ailemize yaptığımız nakit desteğimiz vardı. Yine pandeminin başındaydı bu. Bu dönem tekrarlamak istiyoruz. Bunun yanında tabii filyasyon ekiplerimiz var. Bu ekipler çeşitli kurumlarla beraber yürütüyorlar bu çalışmaları, takip çalışmalarını. Ayrıca hekimlerimiz hastanede veya bunun gibi görevli olan arkadaşlarımıza ikramlarımız var. Bu yine bu sene devam edecek. Hasılı bütün bu yardımları topladığımızda aslında sosyal yardım yönünden bir eksikliğin hissedilmesini istemiyoruz. Tabii gönüllüler var. Biz yardımcı olmak istiyoruz diyenler, zekatlarını nereye verebiliriz diye soranlar var. Bu da çok önemli. Hayırlı Ramazanlar diliyoruz. Başkanımız burada. Hayırlı Şöyle Ramazan gelelim. Nasılsınız? İyisiniz? İyi, çok şükür. İyiyim. Sizin de iyi olmanızı istiyorum. Allah canınıza razı sağlık. Allah'ım, Rabbim canınıza sağlık versin sizin sayenizden. Biz de geçiniyoruz işte. İmkanlarımızı paylaşıyoruz. Başkanım diyor ki paylaşıyoruz. Her şey paylaştıkça güzel diyor. Evet, paylaşıyoruz. Nasıl başkanım hissediyorsunuz kendinizi buraya geldiğinizde bir aile marketinde? Evet, evet. Çok iyi hissediyorum. Çünkü Allah razı olsun bize yani bu imkanı sunadıklarınız için, verdiğiniz için teşekkür ederim. Sağlık, afiyetler diliyoruz teyzeciğim. Evet başkanım, güzel de, natürel de bir röportaj oldu. O zaman şöyle son sorum şu olsun. Geçtiğimiz Ramazanlarda hem İstanbul'da hem Türkiye'de sokak iftarları, coşkulu iftarlar, komşular buluşuyordu. Arnavutköy'de bunun öncülüğünü yapan ilçelerimizden biriydi. Buradan vatandaşlarımıza son olarak Ramazan'ı nasıl geçirmeleri lazım? Evet. Temenniniz ne? Çünkü bir sonraki Ramazanlarda yine aynı coşkuları yaşamak istiyoruz. Tabii Ramazan'ın gelmesiyle bütün İslam aleminde buruk bir sevinç var bu sene. Biz de hakeza, çünkü bir alışkanlığımız var, siz de yakından biliyorsunuz, zaman zaman programlarımızı birlikte icra ettik. O binlerce vatandaşımızın bir araya geldiği komşuluk iftarlarını maalesef bu sene yapma imkanımız yok. İnşallah sağlıklı günlerde yeniden yaparız. Şu anki vatandaşlarımıza en önemli tavsiyemiz, sağlık ordumuzun, Sağlık Bakanlığımızın yaptığı tavsiyelere harfiyen uymaları. Çünkü ne kadar bu kurallara fazlasıyla riayet edersek bu sıkıntıdan o ölçüde erken kurtulacağız. Bir an önce kurtulmayı umut ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın, Bakanımızın yaptığı açıklama yaz aylarının bu konuda çok olumlu geçeceği yönünde. İnşallah biraz daha dişimizi sıkacağız sabırlı bir şekilde. İbadetlerimizi en güzel şekilde, o da bir nimet olacak, aile ortamında güzel bir şekilde geçirerek Ramazan'ı değerlendirelim diyor. Ramazanlarını şimdiden tebrik ediyorum.